2017'den bu güne çeşitli isimler altında yapılan operasyonların tamamının oradaki Kürt kazanımlarına yönelik olduğu, sonuçta dünyanın neresinde olursa olsun, bırakın sınırlarında ya da kendi topraklarında, dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin bir varlık olarak ortaya çıkmasını önlemek adına mevcut hükümet bütün adımları atıyor. Sonuçta Rojava'da Kürtlerin belli bir kendi toprakları üzerinde, yani belli bir coğrafi hat üzerinde oluşturdukları yönetimi kendilerine tehlike olarak görmesi, dolayısıyla Kürtlerin var olma mücadelesinde bir statüye dönüşmesinin önünü almak için 2017'den şimdiye kadar çeşitli isimler altında Rojava'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son adımı pençe kılıç olan operasyonun da aslında diğer operasyonların bir devamı, sonuçta orada belli kazanımlar elde eden Kürtlere yönelik başlatılmış bir operasyondur. Şimdi tabii bir konsept olarak değerlendirildiğinde Kürtlerin varlığı aslında bir tehdit olarak algılanıyor. Sonuçta Kürtlerin statü taleplerine, varlık mücadelesine, özgürlük mücadelesine yönelik atılan adımlardır. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın işte Rojava'dan başlayarak Hakkari'ye kadar sınırın 30 kilometre dışında bir hat oluşturma isteği aslında Kürtlerin bu bölgelerde, yani Kuzey Kürdistan'daki, yani Türkiye'deki Kürdistan'daki Kürtlerle diğer Kürtler arasında oluşturmak istediği bir hattır. Yani hepimiz hatırlarız. Rojava'da 30 kilometre derinliğinde biz bir hat inşa edeceğiz, bir hat oluşturacağız derken biz buraya Arapları yerleştireceğiz dediler. Ve aslında çok böyle hakikaten saçma sapan bir ifadeyle, yani o zaten o bölge Kürtlerin yaşam tarzına uygun bir bölge değil ifadesi yine aynı Cumhurbaşkanı'na ait bir ifadedir. Türkiye bugün Orta Doğu'da bir denge siyaseti yürütüyor. Yani denge siyasetinde doğrusu işte yani hem Avrupa'yı, yeri gelince Rusya'yı, yeri geldikçe Amerika'ya yönelik bazı adımlar atıyor. Mesela örneğin bugün Türkiye'deki göçmenleri Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanabiliyor. Yani siz benim politikalarıma uygun adımlar atmazsanız, sonuçta işte Türkiye'de şu anda resmi rakamlarla neredeyse 6 milyonu bular ama gayri resmi rakamlarla 10 milyona yakın göçmen üzerinden Avrupa'yı tehdit ediyor. Aslında dizayn de ediyor, etmeye çalışıyor bir yerde. İsveç'in NATO üyeliğini de bu şekilde kullanıyor zaten. Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik bir dizayn politikası aslında bir yerde Avrupa'nın da buna boyun eğmesi söz konusu. Yeri gelince Rusya'nın boyun eğmesi söz konusu. Çünkü herkes kendi ulusal çıkarlarını düşünüyor. Bu konuda belki esas vurgulamak istenen şey, belki bizim daha açık olarak ortaya koymak istediğimiz şey şu olmalı. Sonuçta bütün bu küresel ve bölgesel güçler arasında Kürtlerin diplomatik bir nesneye dönüştürülmesinin önüne geçilmeli. Kürtlerin ya da Kürt siyasetinin bunun engellemesi lazım. Sonuçta Kürtler de aynen bölge devletleri, Türkiye gibi, İran gibi, Irak gibi, Suriye gibi ya da işte uluslararası güçler gibi, sonuçta Kürtlerin de bir denge siyaseti götürmesi lazım, oluşturması lazım. Kürtlerin bugün en büyük ihtiyacı oluşturacakları bir denge siyasetidir. Sonuçta Kürtler kazanımlarını elde edecekleri her noktada varlıklarını ortaya koymalı, ortaklıklarını, ilişkilerini, siyasetlerini buna göre dizayn etmeliler. Yani siyasette tek taraf yoktur. Yani siyasette bütün algılarınızın dört bir yana açık olması ve kazanımlarınız üzerinden ilişkilerinizi şekillendirmeniz gerekiyor. Aslında Kürt siyaseti son dönemler bu konuda başarısız değil, başarılı bir şey de ortaya koyuyor. Ama bunu biraz daha ilerletmesi lazım, bunu biraz daha güçlendirmesi lazım. Yani Kürtlerin kaybedeceği bir yerde Amerika'nın kazanamayacağını Rojava'da herkesin bilmesini, herkese göstermesi gerekiyor. Türkiye açısından da belki bu. Sonuçta Kürtlerin kaybedeceği bir noktada Türkiye'nin de kaybedeceğini aslında net bir şekilde ortaya koymak lazım. Yani bu açıdan Kürtlerin de bir denge siyasetine ihtiyacı var. Burada belki bu ayrımı koymak lazım. Yani sürekli bir savunma siyaseti değil. Kürtlerin bundan sonraki süreçte önlerine koyması gereken en önemli şey bir hamle siyasetine dönüştürmesi bunu. Yani karşısındakinin ortaya koyduğu siyasete karşı bir siyaset değil.
aslında planlanmış, düşünülmüş stratejisi ve aklı belirlenmiş farklı adımlar da ortaya koyması lazım. Bunda Kürt siyasetinin aslında bir arada, ortak bir akılla, ortak bir stratejiyle oluşturacağı politikalar burada çok önemli bir etken olacaktır. O açıdan belki bizim zaten yıllardır vurguladığımız Kürtler arasındaki birlik meselesi çok önemlidir. Yani sonuçta bütün Kürt parçalarını ve Kürt güçlerinin, yani siyasetinin, partilerinin, organizasyonlarının sonuçta temellerine, merkezlerine Kürtlerin kazanmasını yerleştirmesi bizce Kürt birliği önündeki en büyük engeli kaldırmış olacak ve bunu sağlama noktasında büyük bir adım atılmış olacak. Ya elbette ki yani sonuçta Kürtleri birbiri üzerinden de aslında terbiye etmeye çalışma yine bölge devletinin bir politikası. Yani Rojava üzerinden baş, yani nerede olursa olsun Kürt kazanımlarını merkezine alan her siyaset Kürtlere kazandıracaktır. Yani Başur'da da böyle, Rojava'da da böyle. Bu açıdan Kürtler arasındaki sonuçta bugün evet dört parça Kürdistan dediğimiz ve bu gerçekliğin her bir parçasının kendisine özgü şartları ve şeyleri vardır. Yani durumları söz konusudur. Yani bugün işte Başur'un dünya ile ilişkileri, Başur'un işte 30 yıla yakındır kendi kendini yönetiyor olması, ekonomisi, bölge devletleri ilişkileri farklıdır. Rojava'nın farklıdır, Bakur'un farklıdır. Bu gerçekler de masamızda dururken esas da Kürt kazanımlarını merkezine oturtmuş bütün bu parçalı halin bile bu hem bu saldırıları minimize etme noktasında ciddi etkisi olacak, hem de ileriye doğru Kürtlerin kazanımlarını korumak ve büyütme noktasında atılacak adımlarda da büyük etkisi olacak. Bu açıdan evet, yani Kürtlerin coğrafik olarak da coğrafyadan ziyade siyaseten bölünmüş hali aslında bölge devletlerine Kürtlere yönelik saldırılar noktasında cesaret veriyor. Bir konuda bu konu nettir. Ama tabii Rojava'da son dönemde başlayan işte Pençe Kılıç operasyonu aslında bir boyutuyla da sonuçta Bakur Kürdistan'ın kendisiyle ya da Bakur'daki Kürtlerin kendisiyle alakalı bir durum. Yani onların kazanımlarıyla alakalı bu durum. Daha da önemlisi sonuçta Türkiye siyasetini de dizayn etmekle alakalı da bir durum. Yani bu açıdan operasyonun en büyük amaçlarından bir tanesi hayatın bütün alanlarında derin krizler yaşanırken sonuçta bütün bu haklı sesleri bastırabilecek tek ses çıkabilecek bir silah sesidir. Ve maalesef Türkiye'de ana akım muhalefetin, yani ana akım muhalefet diyebileceğimiz kesimin de söz konusu Kürtlere yönelik bir saldırı, bir yönelim olunca mevcut iktidarın arkasına dizildiğini hepimiz görüyoruz. Hükümet de bunu çok iyi biliyor, mevcut işte AKP, MHP hükümeti bunu çok iyi biliyor. Bu saldırılar üzerinden daha çok Türkiye'deki siyaseti dizayn etmeye çalıştı. Çünkü 2023, yani burada seçimlere 6-7 aylık bir süre kaldı. Bu 6-7 aylık süre içerisinde sonuçta Türkiye'de bugün Kürtler siyaseten denge noktasındadırlar. Hangi kefeye ağırlığını bastırırlarsa oraya kazandıracak ve diğerine kaybettirecek bir denge söz konusu. Yıllardır üretilen siyasi, Kürtlere karşı üretilen siyasetle Kürtleri esas bu mevzilerinden alamayınca bu sefer işte ikinci plan devreye girdi. Bu da hükümete farklı bir cesaret veriyor. Sonuçta esastan bir muhalefetin olmaması, Kürtlere yönelik bir saldırının olduğu dönemde muhalefetin iktidarın arkasında diziliyor olması, bu da işte AKP, MHP iktidarına cesaret veren bir durumdur. Daha açık bir şekilde ortaya koymak gerekirse. Şu gerçeği ortaya koymak lazım. Yani Türkiye'nin Amerika'dan ve Rusya'dan bağımsız bir şekilde karadan ve de havadan dahil olmak üzere Rojava'ya müdahalesi söz konusu değil. Olamaz zaten. Yani sonuçta bugün küresel güçler, Suriye üzerinde farklı hesapları olan küresel güçlerin izni olmadan Türkiye'nin böyle bir adım atması söz konusu değil. Havadaki operasyonlarda da zaten Rusya hava sahasını kullandığını herkes biliyor. Yani Rusya'nın izniyle yapılıyor bu. Önümüzdeki dönemler evet, yani Kürtler açısından belki şunu ortaya koymak lazım. Yani biraz önce bahsettiğimiz o denge siyasetini doğru düzgün bir şekilde oturtmazlarsa
Sonuçta Türkiye'nin karadan Rojava'ya girme isteğini hepimiz biliyoruz. Yani orada bir kemer oluşturmak, bu kemere Türkiye'deki göçmenleri yani esasdan bugün yani Arapları yerleştirme noktasındaki Türkiye'nin uzun yıllardır ortaya koyduğu bir açık olarak da söylediği bir şey var zaten, bir politikası var. Bunun dışında da sonuçta işte Türkiye'nin Suriye'de desteklediği farklı örgütler vardır. Onları yerleştirebileceği bir yer de sonuçta ihtiyaç bugün onlar için. Eğer şartlarını oluştururlarsa o yani Rusya'ya, Amerika'ya da Avrupa'ya yönelik o dizayn etme siyasetlerinde başarılı olurlarsa Türkiye'nin Rojava'ya karadan gitme isteği var zaten. Ama bizim gördüğümüz ya da benim gördüğüm şu ana kadar yani bu şartlar oluşmadı, oluşmayacağı da benziyor. Yani karadan en azından böylesi bir dönemde karadan Rojava'ya girmesine şu anda icazet çıkmadı, izin çıkmadı. Ben bu operasyon döneminde karadan gitme durumunu çok zayıf görüyoruz. Şimdi sonuçta öyle bir şey ki yani karadan bir farklı bir coğrafyaya girmek çok kolay değil bir ülke açısından da. Yani sonuçta işte bizim gözümüzün önünde Rusya gibi bir gücün Ukrayna'ya girmesi var. Yani bu gerçeği de sonuçta Türkiye de bunu görüyor. Yani bugün Ukrayna üzerinden aslında Rusya bir batağa sürüklendi. Yani artık çıkmak istese bile yani kolay kolay çıkamıyor ve neredeyse aslında Ukrayna'da bir yenilgiyle karşı karşıya. Şimdi tabii güç dengelerini bu açıdan bizim şimdi böyle masa üzerinden bakıp görmemiz çok şey değil ama sonuçta Rojava açısından da böylesi bir durum. Yani Rojava'daki Kürtler muhakkak öylesi bir durumda yani kendilerini savunacaklardır. Yani kendi savunmalarını yapacaklardır. Bu açıdan girmek de çok kolay değil. Çıkmak da çok kolay değil. Sonucunu da kestirmek, bugünden söylemek de çok kolay değil. Yani sonucun ne olabileceğiyle ilgili. Ama sonuçta ne olursa olsun Kürtlerin belki 100 yıla yakındır Suriye'de varlıklarının bile inkar edildiği, kimliksiz bir şekilde yaşadığı bir coğrafyada son 10 yıldır elde ettikleri kazanımlarına yönelik böylesi bir saldırının elbette ki hem dört parça Kürdistan'da hatta yeryüzünde yaşayan bütün Kürtler üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır. Yani bu olumlu etkileri de olacaktır, olumsuz etkileri de olacaktır. Ama ne olursa olsun sonuçta böylesi bir kazanım elde etmişken Kürtlerin bunu savunma noktasında yani yeryüzündeki bütün Kürtlerin bunları savunma noktasında herkesin kendi alanında, kendi zemininde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yani şöyle tabii, şimdi tabii Suriye'nin durumu bundan 5 yıl önceki Suriye değil. Yani Esad'ın durumu daha doğrusu. Yani ilk 2011 yılında Suriye'ye yönelik böylesi bir Suriye'de böyle bir karışıklık başladığında en basit haliyle işte mevcut hükümet yine baştaydı ve Şam'daki Beyaz Minareli Cami'de namaz kılma hedefi vardı. Çünkü işte Esad'ın gayrimeşru hatta bir diktatör olarak ilan edilme durumu vardı. Ama 2022'ye geldiğimizde artık mevcut hükümetin Esad'la görüşme isteği var. Ve bu görüşmenin şartlarını artık Esad belirliyor. Artık Türkiye ya da mevcut hükümet belirlemiyor. Yani Esad açısından durum oradan buraya geldi. Yani 2011 yılından 2022 yılına. Tabii Esad güçlendi, Esad yeri sağlamlaştı. Aslında Suriye hükümeti yerinde duruyor. Ama Suriye hükümeti şunu görüyor. Yani sonuçta oradaki Kürt varlığını hiçe sayarak hiç kimse bir politika üretemeyeceğini o da görüyor. Yani çünkü bir gerçeklik var. Yani siz yani oradaki Kürtler oradaki işte vekalet savaşı veren diğer örgütlere benzemez. Orada bir sosyoloji var, orada bir nüfus var, orada bir coğrafya var, orada bir oluşum var. Ne olursa olsun Esad bu gerçeği görüyordur ve görüyor, muhakkak da görüyor. Biz bunun emarelerini de görüyoruz. Sonuçta orada
Kürtlersiz bir dizaynın olamayacağını en iyi bilenlerden bir tanesi. Son 10 yıldır ciddi baldırlardan geçen Esad bunu görüyor. Bu açıdan Suriye şu anda politikasını oluştururken, Türkiye ile politikasını oluştururken Kürt dengesini de hesaba katıyor. Biliyorsunuz Türkiye uzun zamandır kendisini Adana mutabakatına çağırıyor. Adana mutabakatında birlikte olalım diyor. Ama dediğim gibi Türkiye 2011 yılında başlarken akşamdaki Beyaz Minareli Cami'de namaz kılma hedefiyle başlayan Türkiye şu anda Esad'la görüşme noktasına geldi. Ama aşağıda görüşmenin şartlarını Türkiye değil Esad belirliyor. Bu açıdan Esad yeni bir politika üretirken Kürtleri de yok sayamayacaktır Suriye'de. Ya elbette ki Kürt meselesi o kadar gerçek bir mesele ki aslında doğal haliyle bir dizayn yaratıyor. Yani Kürt meselesi, Kürt sorunu Orta Doğu'da doğal haliyle aslında bir dizayn yaratıyor. Yani bunun için şey değil, yani bugün Orta Doğu'da Kürtlere baktığımızda aşağı yukarı muhatap olduğu halk, bütün halk farklı kimliklerden çok daha kalabalık bir nüfus. Yani 60 milyonluk bir Kürt nüfusundan bahsediyoruz. Sonuçta bin yıllardır üzerinde yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani yerli bir halktır. Yani kökleri, tarihi burada bir halktır. Onun dışında bugün günümüz dünyasında aslında ciddi bir güce de dönüşmüş. Hem askeri, hem siyasi, hem coğrafi, hem bütün boyutlara ciddi bir güce dönüşmüş. Ve bu gerçeklik aslında İran'ı bir şekilde, Türkiye'yi bir şekilde, Suriye'yi ve Irak'ı bir şekilde de dizayn ediyor. Yani doğal haliyle dizayn ediyor. Buna karşı siyaset üreten bütün güçleri de aslında bir çıkmaza sokuyor. Yani yapay bir mesele değil, atıyorum yani başka bir yerden taşınmış bir mesele değil. Türkiye o meseleyi hemen söküp çıkarsın ve yoluna devam etsin. Yani her haliyle Türkiye'nin önüne çıkıyor. Türkiye'nin zaten Orta Doğu politikası Kürtlere yönelik şekillenen bir politikadır. Yani kendi doğal gerçekliği üzerinden değil, Kürtler üzerinden şekillenen bir politikadır. Yani Suriye'ye karşı, Esad'a karşı çıkarken de aslında Kürtlere yönelik bir şeydi. Bugün merhaba derken de bunu Türkiye kendi aklıyla ya da kendi doğal durumuyla belirlemiyor. Kürtlerin durumu bunu belirliyor. Ve doğal olarak böylesi bu gerçeklik bölge ülkelerini çıkmaza sürüklüyor. En başında Türkiye'yi çıkmaza sürüklüyor. Yani yüzyıllardır savaş ve kutuplaştırma politikalarını defalarca denenmesine rağmen aslında çıkan sonuç aynı şey. Kürtler bir şekilde varlık olacaklar ve varlık olarak tanınacaklar. Bu sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü sizin bitiremediğiniz, ortadan kaldıramadığınız, yok edemediğiniz bir şey doğal olarak sizi bu sefer dizayn eder. Bu açıdan Türkiye, evet, dış politikada Suriye ile, Orta Doğu ile, Irak ile, İran ile, Rusya ile, Amerika, Avrupa bütün ilişkilerini belleyen, bu doğal haliyle her gün üstüne koyarak büyüyen Kürtlerdir ve Kürtlerin meselesidir. Bu yanlış siyaset üzerinden Türkiye'nin attığı her adım Türkiye'yi çıkmaza sokuyor. Yani Kürtler için ne olursa olsun, belki Kürtler açısından sonuçta Ahmedi Hani'den bu yana aşağı yukarı 400 yıldır dillendirilen aslında Kürtler açısından bir trajediye de dönmüş Kürt Ulusal Birliği. Tek cümle. Kürt Ulusal Birliği Kürtlere kazandıracak tek şeydir.